Yani bu mücadeleyi yapmalıyız. Biz yapıyoruz ama bu mücadelenin en önemli örgütleri olan siyasi partiler, ana muhalefet partisi, muhalefet partileri durumun ayırdığında değil, tehlikenin farkında değil. Türkiye perişan vaziyette, felakete doğru evriliyor. Hala yerel seçimlerde kim nerede aday kavgasındalar, anlaşamıyorlar. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kriterleri yok. Yani nereye, hangi adayı, hangi kriterlerle seçelim adı ahbap çavuş ilişkileri içinde görevlendirme yapıyorlar. Onun için kavga çıkıyor, küskünlük oluyor, istifa oluyor. Hatta karşı cepheye geçip bugünkü iktidarın ekmeğine yağ sürecek başka faaliyetlerin içinde oluyorlar. Ya CHP bu durumda ya. Ya sorarlar adama ya sizin kriteriniz ne? Yaş kriteriniz var mı? Süre kriteriniz var mı? Eğitim öğretim kriteriniz, uzmanlık kriteriniz var mı? Yok biliyor musunuz? Ne bileyim eğilim yoklaması, şeffaf mı? Ön seçim. Bir de ne söylediyse Cumhuriyet Halk Partisi yapmadı. Kurultay'da ön seçim dediği yok. Kurultayda tüzük kurultayı dedi yok. Sıra kapaklarına vuraraz mecliste direniş dedi, boykot dedi, Can Atalay dedi. Hani bilen var mı? Devam ediyor mu? Miting dedi. Ha? O da yok. Ya Allah aşkına ne var ya? Ya Allah aşkına ne var ya? Bakın böyle seçim yani şöyle düşünüyorlar. Kemal Bey demişti o büyük bir hataydı tıpış tıpış. Şu anda CHP'yi yönetenler bunu demiyor ama bu anlama gelecek icraatlar yapıyorlar. Ya bu böyle seçim kazanılamaz biliyor musunuz? Bakın böyle seçim kazanılamaz. Ve genel seçimlerde yaşanan muhalif seçmende, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde umutsuzluk, aldatılmışlık, yılgınlık var. Onları sandığa getirebilmek için, cezbedebilmek için çok ciddi faaliyetler icra etmek lazım. Ama görüyorum ki seçmen bakıyor şu anda CHP'de ne oluyor? Özellikle aday belirlenirken ya getiremezsiniz biliyor musunuz? Yani azımsanmayacak ya da seçimin kaybedilmesine neden olabilecek bir kitle sandığa gitmez, boykot eder biliyor musunuz? Boykot eder. Ve bunun emarelerini görüyoruz. İşte etrafımızda söylüyor insanlar ya. Bunlara mı oy vereceğim. Türker Bey, Türker Bey içinde bulunduğumuz koşullar adeta bir kurtuluş savaşının verilmesi gerektiğini e, dayatıyor. Yani ilçemizin içinde bulunduğu koşullar insana değerin verilmediği siz de kendiniz ifade ettiniz. Anayasayı, anayasanın tanınmadığı, anayasaya hazmedemiyorum demesi, Avrupa medyasında bunlar yazılı çiziliyor. Hani bizi kıskanıyorlar ya Avrupalılar vesaireler. Bizi çok kıskanıyorlar ya böyle hani kendileri. Şimdi diyor ki ben şey Anayasa Mahkemesi kararlarını hazmedemiyorum edemiyorum diyen AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi biz bunu nasıl değerlendirelim yani? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayan, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yasama, yürütme, yargının adeta artık siz yorumlayın ne hale geldiği ortada. Ne dememiz gerekiyor Türker Bey yani? Yani peki e, muhalefete ne demeli? İktidar anayasa ihlali yapıyor. İşte en son yaşanan yani e, anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar. İdareyi bağlar. Doktor. Mahkemeleri bağlar. Tüm özel, tüzel kişilikleri herkesi bağlar. İktidar bunu takmıyor, sallamıyor, uymuyor. Peki muhalefet ne yapıyor? Diyorlar ki eleştirdik. Ya Recai Bey ben de eleştiriyorum. Benim yaptığımı yaparak olmaz. Gerekirse konfor alanlarınızı terk edeceksiniz. Meclisi, meclisi bırakmayı, meclisten çekilmeyi göze alacaksınız. Hani miting? Bir de hani ilk defa değil ki mühürsüz oy pusulaları sineye çekildi. Sayın Erdoğan üçüncü defa aday olamazdı. Ne dediler? Ya bırakalım mağduriyet yaratmayalım. Ha? Biz nasıl olsa seçimi kazanacağız. Ondan sonra biz bunun e, siyaseten e, hakkından geliriz dediniz. Gelemediniz. Ha? Gelemediniz. Şimdi Özgür Bey, Özgür Bey sen bu konuya itiraz etmiş miydin? Soruyorum ya. Çıkıp bir açıklama yaptın mı? Biz kabul edemeyiz, seçime girmemeliyiz genel başkanım dediniz mi? Hiçbir şey. Onun için yani daha önce yaptığım bir değerlendirme vardı benim biliyorsunuz. Bazen siz de bu tür değerlendirmelere üzülüyorsunuz. Çok da kızamıyorsunuz çünkü haklı olduğumu siz de biliyorsunuz. Ya, bugünkü CHP... Yani kızmak mümkün değil Türker Bey. Şimdi açıkça da söyleyelim. Ya şimdi ben hep böyle gözümün önünde yani bunu söylemek isterim gerçekten. Ee, fakir Hoca ile Fakir Baykurt'u çok iyi bilirsiniz. Yani siz de kitaplarını okumuşsunuzdur. Ee, fakir Hoca ile son söyleşi yapan bir gazeteciyim ben. Ee, onunla Almanya'nın Essen kentinde bir söyleşi, şey, son söyleşi yapmıştım hasta yatağında. Şimdi onunla birlikte yönetim kurulunda olan Türk Öğretmenler Sendikası'nda yönetim kurulunda olan bir Rasi abi vardı. Rasi Torun. Onun kızıyla da ben okul arkadaşıyım. Yani onu da söyleyeyim. Düşünün TÖZ Türk Öğretmenler Sendikası Kayseri'de bir toplantı yapıyor. Bunu anı, anıyı onun için beni doğru yani böyle hani kendimi ifade etmek istiyorum. O noktada beni e, o noktada anlayacağınızı ümit, ediyorum. Lütfen. Şimdi Kayseri'de o toplantıda TÖZ Türk Öğretmenler Sendikası bir toplantı yapıyor. O toplantıda çok açık bir şekilde orada yakmak istiyorlar o toplantıda. İşte bunlar solcular geldi, bilmem neler geldi falan filan diye. O Kayseri'de halk oraya taşlar atılıyor bunların yaptığı toplantıya. işte kesekler atılıyor biliyorsunuz. Kesek toprağın işte şeyidir, sert kısmıdır. Onlar atılıyor, taşlar atılıyor falan. O arada fakir ve baykurt ayağa kalkıyor. Yapmayın Bey'in halkımız falan derken bizim Rasi abi de Rasi torun de rahmetli o da ikisi de rahmetli oldu sonuçta. O anlattı çünkü bana oradan dinlediğim hiç aklını hiç unutmayacağım bir şeydir o. E, anıdır benim için çok öğreticidir aynı zamanda. Ya fakir fakir diyor. Ya adamlar bizi yakacaklar, şunların attığı taşları yerde taşları kesekleri alıp da biz de onlara atalım da düşmana karşı atalım da biz de kendimizi koruyalım, ülkemizin hakkını savunalım diyor. Şimdi ben hep o aklıma gelir, özellikle e, yerden o taşı alıp hep birlikte karşıya gerçekten insanlığa karşı yapılan suçlara. Yani demokrasi için mücadele eden edenlere karşı, tavır alanlara karşı o taşı hep birlikte el ele böyle birlikte atmalıyız diye düşünüyorum. Bazen suskunluğum oradan geliyor. Onu da söylemiş olayım ben e, Tür Türker Bey. Ne dersiniz bilmiyorum. Katılıyorum. E, demin e, tam sözümü bağlamamıştım. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi karşı devrim sürecinin kolaylatıcısı olması durumu olması durumuna düştü. Yani buradan kurtulması, ayağa kalkması. Gerçekten mücadele etmesi lazım. Halkla beraber, halkla bütünleşerek mitingler yaparak, meydanları doldurarak. Ya bakıyorum, tüm enerjisini birbirlerine karşı kullanıyorlar. Kırkış günlük. Ben kazandım, sen kazandın. Ya insan utanır ya. 4 sefer, 5 sefer, 6 sefer, 7 sefer. Ya böyle bir şey var mı ya? Siyaset meslek dalı değil ki ya. Ya çoğunun var ya. Recai Bey. Gitse var ya ofis açsa müşterisi olmaz biliyor musunuz? Siyasetten başka yerde ekmek yiyemez biliyor musunuz? Birçoğu öyle. Şimdi bunlar ama yü, yü, yürekli olmak gerekiyor, vatansever olmak gerekiyor, yürüsever olmak gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. Yani sizin de söylediğiniz olsa gerek o, o oldur, onun olduğunu düşünüyorum. Başka türlü bir çözümün olmadığını da düşünenlerden bilmiyorum ne dersiniz yani. Haklısınız. Haklısınız. Yani